Merhabalar ben Fulya mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim en sevdiğim sütlü tatlılardan biri olan Magnolia olacak ama bu sefer e, her zaman yaptığımın aksine çikolatalı, iki renkli ve meyve olarak da şeftalili, böğürtlenli yaptım. Çok da güzel oldu. Malzemelere geçiyorum hemen. 1 litre süt kullanacağım. Yarım çay bardağı nişasta, yarım çay bardağı un, 2 çay bardağı toz şeker, 2 yumurta sarısı bir paket vanilya ve ben koymadım bu sefer. Bir paket krema, bir paket bisküvi, bir de şeftalim var. İsteğe göre de benim gibi 100 gram bitter çikolata kullanabilirsiniz. Meyve olarak genelde çilek muz kullanıyorum. Bu sefer şeftali koydum. Üzerine de böğürtlenle süsledim. Yapılışı da çok basit. Önce un, nişasta ve sütü tencereye alacağım. Sütü şöyle azar azar ilave ederek çırparak koyuyorum. Ben o zaman daha az topak oluyor çünkü. Daha sonra sırasıyla diğer malzemeleri ekliyorum. Bu arada malzeme listesini videomun altına ekleyeceğim. Oradan bardak ölçüsüne de bakarsınız. Çay bardağımın ölçüsü 125 ml. Şöyle karıştıra karıştıra sütü ilave etmeye devam ediyorum. Ve sütümün hepsini bu şekilde koyuyorum. Siz de böyle yaparsanız işiniz daha kolay olacaktır. Nişastayı ve unu sonradan eklediğinizde çok zor karışıyor çünkü ve topak olabiliyor. Güzelce karıştırdım. Artık diğer malzemeleri de sırasıyla ekleyebilirim. 2 yumurta sarısı ekliyorum. Çırpmaya devam ediyorum. Şekeri de ekleyeceğim. Burada yumurtadan korkmayın. Asla kokusu gelmiyor ve sütlü tatlılarda gerçekten hem tat hem kıvam açısından çok iyi sonuç veriyor. Bütün yumurtalı tariflerde bunu söylüyorum. Çünkü yumurta kokusundan çekiniyorsunuz. Biliyorum. Ben de hiç sevmem. O yüzden güvenle deneyebilirsiniz. Şimdi bunu ocağa aldım. Kızım orada karıştırarak pişirmeye başladı. Ben de bir paket ee, bisküvimi burada çekiyorum. Ben bisküvi olarak burçak kullandım. Ama siz başka bisküvilerde kullanabilirsiniz. Bebe bisküvisi ya da petit beurre gibi. Şöyle incecik çektim. O da artık hazır. Tatlıyı ee, mutlaka karıştırarak pişirin. Kıvam aldığında ocaktan alacağım. Şöyle göstereyim kıvamını da. Artık ocaktan alabilirim. Vanilya eklerseniz bu aşamada ekleyebilirsiniz. Ben koymadım vanilya. Şöyle kıvamını da göstereyim. Çok fazla katılaştırmayın çünkü bekledikçe de biraz katılaşacak o. Muhallebimi ikiye ayırıyorum şimdi. Bir kısmını çikolatalı yapacağım demiştim. Şöyle eşit bir şekilde ayırdıktan sonra bir kısmına 100 gram bitter çikolata ekliyorum. Tablet çikolata da kullanabilirsiniz bu arada. Hemen karıştırarak erimesini sağlıyorum. Ondan sonra birazcık bekleteceğim soğuması için iki kısmını da ve krema ile karıştıracağım. Kremam da soğuk bu arada. Güzelce karıştırdım. O kadar lezzetli oluyor ki ister sade yapın, ister çikolatalı, ister çilekli, muzlu, hangi meyveli istiyorsanız yapın. Hakikaten çok güzel oluyor tadı, kıvamı. Daha önce de paylaştım çünkü hem Instagram'da hem burada çok denendi, çok sevildi. O yüzden ben de sık sık yapıyorum. Karıştırdım. Çikolatam eridi. Birazcık soğuduktan sonra artık kremayı ekleyebilirim. Bir paket kremam var. Yarısını çikolatalı karışıma koyacağım, yarısını da beyaz e, muhallebiye koyacağım ve çırpacağım. Artık çırptıktan sonra ikisi de hazır olmuş olacak. Ondan sonra kuplara paylaştırıp süslemesi kalmış olacak. Önce şöyle biraz karıştırıyorum çok fazla e, etrafı sıçramasın diye. Ardından da çırpıyorum. Elinizde de çırpabilirsiniz bu arada illa e, elektrikli olmasına gerek yok makinenizin. İsterseniz büyük borcamda da yapabilirsiniz bunu hem çok bereketli hem çok lezzetli 2-3 tarif önce e, Spangle'li tavuk göğsü böyle bir tatlı paylaşmıştım o da çok e, sevildi gerçekten çok da güzel oldu. O tarz bir böyle Görsel yakalayabilirsiniz çok da güzel olacağını düşünüyorum ben minik kuplarda yaptım bu sefer. Beyaz kısmı da aynı şekilde çırpıyorum. Şimdi şöyle 4 tane kubum var ama ee daha fazla aslında çıktı. 4 tane değil. Sonunda göstereceğim onu da kaç tane çıktığını. Önce altı bisküvi koyuyorum biraz. Ondan sonra şeftali koyacağım. Dediğim gibi farklı meyveler kullanabilirsiniz. Şimdi iken ben şeftalili denedim. Çok da güzel oldu. Şeftalileri de koyduktan sonra üzerine önce beyaz kısmını koyacağım. Sonra yine ee devam edeceğim çikolatalı ile ve bisküvi ile. Üzerini biraz düzeltiyorum. Birazcık daha bisküvi koyacağım. Sorularınızı e, yorum kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar dönmeye çalışıyorum her zaman. E, videoda anlatmayı unuttuğum bir şey olursa onu da yazıyorum bu arada. Sabitliyorum yorum kısmına. Oraya da göz atabilirsiniz. Şöyle bisküvileri de koyuyorum. Bisküvi istemeyen koymayabilir tabii ki. Ama bence çok güzel oluyor. Böyle yerken hem kıvam olarak hem tat olarak. En üstte de yaptığım çikolatalı karışımı koyuyorum. Özellikle çikolatalı kısmı gerçekten çok güzel oldu. Tavsiye ediyorum denemenizi. Bu tarifle muhteşem oluyor. Bir gün önceden yapmak isterseniz bu arada bir gün önceden de yapabilirsiniz. Buzdolabında iyice dinlenmiş olur. O da ben sabah yaptım, akşam servis edeceğim. Şöyle hepsine pay ediyorum. Artık önce oda ısısında iyice soğumasını bekleyeceğim. Ondan sonra da buzdolabına kaldıracağım. En son bir servis ederken süslerim, servis ederim. Bu arada bir kısmını sadece çikolatalı yaptım. Bir kısmını yine böyle farklı kuplarda yaptım aynı şekilde iki renkli olarak. Bir tane de şöyle sonuncuyu kare bir kupun içine koyuyorum. 4 tane bardağı koydum çay fincanına. 2 tane büyük kup kullandım. 2 tane sadece çikolatalı yaptım. 1 tane de şu kareyi yaptım gördüğünüz gibi. Toplam 9 tane çıkmış oldu ama daha küçük kuplarda yaparsanız daha bile fazla çıkar. Benim şu büyük yuvarlaklar ve bu kare oldukça büyük. E bereketli bir tarif oluyor yani. Buzdolabında güzelce soğuttuktan sonra da burada yine bisküvi ve meyvelerle süsleyeceğim, servis edeceğim. Size kıvamını da göstereceğim. Ben çoktan yedim. Hatta e, yaptığımın yarısı bitti bile. O kadar güzel olmuş ki anlatamam tamam. Mutlaka deneyin. Umarım dener, beğenirsiniz. Bana da güzel yorumlarınızı bırakırsınız. Bekliyorum yorumlarınızı da. Şöyle şeftali ve biraz böğürtlenle süsledim. Görüntüsü de çok güzel bence. Böyle çay fincanlarında yapmayı da çok seviyorum. Bu fincanlar bu arada önceki tarifte de çok sorulmuştu, ama çok eski olduğu için nereden olduğunu hatırlamıyorum. Ben de çok seviyorum. Ve artık servise hazırlar. Hemen kıvamını da göstereceğim. Görüntüsü çok güzel bence. Böyle gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz ve misafirlerinize, sevdiklerinize ikram edebileceğiniz bir tatlı oluyor. Ee, umarım hoşunuza gider dediğim gibi. Hemen kıvamını da göstereceğim. Ondan sonra hoşçakalın diyeceğim artık. Bu arada isterseniz beni Instagram'da da Happy Food adıyla takip edebilirsiniz. Şöyle tadına da baktım. Gerçekten çok güzel. Yani fazla abartmak istemiyorum anlatırken. Siz deneyin görün istiyorum ama gerçekten çok güzel oluyor. Umarım denersiniz. Yeni tariflerde görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.